sene 1966. Münih'e gelmiştik. Ben Münih için imza atmıştım. Münih'e gelmiştim. Münih Siemens. Fakat bir değişiklik oldu. Havaalanında uçak, pardon, trenden indik. Biliyorsunuz o zaman uçak yoktu. Münih'te topladılar bizi bir hangar gibi bir yere. Oturduk. Bir kadıncağız geldi. Tercümanmış. Hanımefendiler dedi, sizi maalesef İzmir'e, Berlin'e göndereceğiz. Burada Siemens'te yer yok Münih'te. Tabii ben isyan ettim. Olamaz böyle bir şey. Biz buraya geldik, hepimiz evliyiz, çoluk çocuğumuz var. Olamaz ya, ben gidemem, beni gönderemezsiniz. Eğer çok icap ederse geri gönderirsiniz. Ben dedim gidemeyeceğim, kendim şahsen. Öyle deyince kadın benim ayağıma bastı. Dedi ki, seslenmedim, ayağıma bastı, yani sus misali. Sus dedi bana. Sustum. Sonradan arkadaşlar hepsi okeylediler. Bana dedi ki, seni gönderiyoruz Münih'e dedi, Berlin'e dedi. Ben o şekilde Berlin'e geldim. Ve çok az bir Türk ile beraber Berlin'e yolculuk eden ender Türklerden biriyiz. O zaman yoktu kimse. Yani 46 sene evvel. Kişisel olarak pek zorluk çekmedim diyebilirim. Çünkü ben Almanya'ya gelinceye kadar trende 20-30 tane kelime ezberledim. Bu kelimeler dağarcığında bir araya getirerek cümleler de kurmaya başladım. Yani pek zorluk çekmedim ama öyle arkadaşlarım vardı ki hayırlı kaldığımız zaman hiç kimse iki satır mektup, o zaman telefon da yoktu. İki satır mektup yazma imkanları yoktu. Çünkü aileyi tanımıyorlardı. Ben 3 ay sekreterlik yaptım orada. Gece 12'ye kadar işten sonra mektup yazıyordum millete. Biraz edebiyatım kuvvetlidir. Hemen nerelisin, nereden geldin, kime gönderiyorsun dedim mi pat 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 yazıp herkesin eline veriyordum, gönderiyordum. Yoktu insancıklarda, ne yapsınlar? Köylerden, baroşlardan gelen insanlarımız çoktu. Onlara yardımcı oluyordum yani. Öyle. Yok hiç. Sarışın olduğum için çekmedim, zorluk çekmedim. Herkes beni Alman zannediyor zaten. Bu yüzden hep kolaylık çıktı. Hiç şeylik çekmedim. Hiç ayrımcılık yani iyi gösterdiler, evet. O zamanlar tabii herkes şeyin, bizimlerin kıymeti vardı. Şimdi zorluk çekebilirsin. O zamanlar el üstünde tutuyorlardı bizleri. Şimdi yok. Geçti o günler. Evim de burada. Orada evim yok, kucağım yok, param yok, bunun yok. Ne yapacağım Türkiye'de? Orada hayatımı kazandım ki ben burada hayatımı kazandım. Burada çalıştım, burada emekli oldum. Memnunum, evim de güzel. İyi biçim otururum, Allah'a çok şükür karnımı doyuruyorum. Ne yapacağım Türkiye'de? Ben Türkiye'de kalsaydım emekli de olamazdım. Efendime söyleyeyim, kimse de para vermezdi, ne yapacaktım? Çocuklarımı Türkiye'de bıraktım, ne sıkıntılar çektim. Ondan sonra aynı sene beyim beni kendi Siemens'te çalıştırdı. Ben de Siemens'te işçi oldum. Orada başladım işe. Çalıştım bir zamana kadar. Bir çocuğum oldu. O zaman çok sorun yoktu böyle. Hani tamam evlerimiz böyle çok iyi değildi. Baya hani sobalı evlerde durduk. Banyolarımız yoktu. Affedersin tuvaletlerimiz dışarıdaydı. Çok sıkıntılar vardı ama gene bir iş vardı en azından. Çalışıyorduk. Hani iş sorunu yoktu. Para sorunu yoktu. Sonra yavaş yavaş işler azaldı ama o sıkıntıları çektik biz. O çocukları getirdik, hepsini bir odada tıkadık. Bütün çocuklarla bir odada yaşadık senelerce. Çocuklarını bırakıp gittik işlerine, iş yerlerine. Hani onlara da çok ilgilenemedik. Çocuklarla da çok ilgilenemedik. Şimdi tabii onu hepsini anlatsan sığmaz yani. Hiçbir şey sığmaz da o kadar da ancak. İstiyoruz dönmek ama dönemiyoruz. Çünkü torunlar da burada, çocuklar da burada. Artık onlar da büyüdü. Onun için şimdi işte mecburuz burada. Gidiyoruz biraz kalıyoruz. Tekrar dönüyoruz. İştigatı bil hısali, baş maşine. İştigatı albant, kentsap, iktir sap. Ama vahdeti جيت لهون اشتغلت قلت هون ما اخذت مصريات لازم اشتغل كيس اشتغلت طلعت من السيمز اوزع ضليت بالهايم بالهايم عشت كمان هيك كان في النسوان كثير كان في النسوان كثير بالهايم بس نسوان كان بيعيشوا بالهايم من ضل بهالهايم
كان قال فارفي كان مع قدر قال برد بالبيت كان في قال فارهي كيس كان مشان كان كيس اشتغلت هون جيت لسيمان سيمان جابتني لهون كاستر بايت من تركيا لهون جابوني كاستر بايت وهون اشتغلت بالسيمان 35 سنة 35 سنة اشتغلت ابني في كان لي واحد صبا جبت له هون كان صغير ضل بتركيا خليته بتركيا صار 15 سنة امي دقت جبرته بعدها جبت له ألماني هلا ابني هون مثلك كي اسمر هون هلا تجوز عنده ثلاث اولاد انا بحديتي معيش جيت لهون بحديتي معيش اما كيس ما جي لهون اشتغلت بالسيمنز كيس الحمد لله يعني